Parabol. Şimdi parabol ne demek? Parabol. Biz ax kare artı bx artı c eşittir sıfır tipindeki denklemlerin ne zaman pozitif ne zaman negatif olduğunu biliyoruz. Çarpanlara ayrılıp ayrılmadığını da biliyoruz. Fakat burada a eşit değildir sıfır olmak üzere. Çünkü a sıfır olursa ikinci dereceden olmuyor. Olmak üzere. Bu ifadenin grafiklerine parabol diyoruz. Yani ikinci dereceden denklemin grafiklerine ne diyormuşuz? Parabol diyormuşuz. Bu kadar basit. Yani aslında yeni bir şey yapmayacağız. Burada da delta inceleyeceğiz. Yalnızca farklı olarak şunlar var. Ben şöyle yapacağım. Parabolün genel çizimi ya şu şekilde olmalı ya şu şekilde olmalı. Burada belirleyicimiz A. Eğer A sıfırdan büyükse gülen surat. Gülen surat. A sıfırdan küçükse ağlayan surat şeklinde olacak. Peki biz ne biliyoruz şimdi? İkinci dereceden denklemlerle ilgili ne biliyoruz? Hemen anlatıyorum. Biz bunun çözüm kümesinin yani sıfırlayan bir sayı varsa eğer ne demiştik hatırlarsan delta sıfırdan büyük olacaktı. Bu ne demektir? Şimdi bunu anlatıyorum. Böyle bir tane x, y ekseni çizdim. Yani koordinat ekseni çizdim. İki farklı kökü oluyordu. X1 ve X2 gibi. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şey şu. Kolları yukarıya doğru mu olacak, aşağı doğru mu olacak? Onun belirleyen şey sorunun içinde. Yani diyoruz ki eğer kolları yukarıya doğruysa şunu anlayacağız. İki tane kökü var. Yani deltası sıfırdan büyük. Kolları yukarıya doğru olduğu için yanlış yazdım. Hemen siliyorum. Kolları yukarıya doğru olduğu için A büyüktür sıfır. Peki hemen ötekini inceleyelim. Yine x1 ve x2 gibi iki tane kökü olsun. Kollar aşağı doğru olsun bu sefer. Kollar aşağıya doğru. Burada ne demeliymişim? Deltası yine sıfırdan büyük. Nereden anlıyorum? İki tane kökü var. Ama baş katsayısı yani x karenin katsayısı sıfırdan küçük. Burada kafana takılan anlamadığın bir yer var mı? Yok. Peki devam edelim. Diğer durumları da inceleyeceğiz. Delta eşittir sıfırken ne demiştik? Birbirine eşit iki kök var. Bunun paraboldeki karşılığı neymiş? Biraz daha şöyle güzel çizeyim. Diyeceğiz ki demek ki birbirine eşit iki tane kök var. X1 ve X2 gibi. Burada parabolümüz ya bu şekilde olabilir ya da bir tane burada olsun. İşte X3 eşittir X4 gibi bir şey olsun. Yani yine iki tane kökü olsun ya da böyle olabilir. Peki bu ikisi arasındaki fark ne? Yine A. Bak delta eşittir sıfır. A büyüktür sıfır. Yani gülen surat. Değil mi? Buna gülen surat diyoruz. Buna ağlayan surat diyoruz. Peki delta eşittir sıfır. A küçüktür sıfır olursa bu şekilde anlatacağız. Var mı kafana takılan bir şey burada? Yok. Çift katlı köklerde x ekseninde teğet olacak. Onu yazalım istersen. Çift katlı köklerde x eksenine yani şu yatay eksene teğet. Peki bir de ne gördük? Delta küçüktür sıfır gördük. Delta küçüktür sıfırken ne dedik? Reel kök yok. Yani x eksenini hiç kesmeyecek. Ya ne demiştik burada? Reel kök yok. Reel kök yok. Peki nasıl olacak? Ya bu şekilde olacak ya da bu şekilde olacak. Yani x eksenini hiç kesmeyecek. Peki yine aynı şekilde burada ne anlamalıyım? Delta küçüktür sıfır. A büyüktür sıfır. Delta küçüktür sıfır. A büyüktür sıfır. Şey pardon, A küçüktür sıfır. Delta küçük sıfır. A küçüktür sıfır. Şimdi son bir şey düzelteceğim, anlatacağım şimdi. Bak bundan önceki konuyu bir düşünelim. Bundan önceki konuda dedik ki biz hani kökleri inceledik ya bak x'e bir değer verdim artı oldu. X'in değeri eksi oldu. X'in değeri artı oldu. Aslında biz bunun kökünü incelerken ne yapıyorduk hatırlarsan? X1 kökünü yazıyorum. X2 kökünü yazıyorum. Hepsi tek katlı kök. Bak baş katsayısı bunun ne? Artı. Artı. Eksi artı. Bak x'e değerler verince artı oluyor. Eksi oluyor. Artı oluyor. Hani bir önceki konuyla ikisini birleştiriyorum bak. X1 kökünü çiziyorum. Şunun için konuşuyorum. Takip et. Bak baş katsayısında negatif. Eksi artı eksi. Bak x'e değer verince ne geliyor? Negatif. X'e değer verince ne oluyor? Pozitif. X'e değer verince ne geliyor? Negatif. Bak burada neydi hatırlarsan?
Aslında ötekinin küçük bir konu tekrarı gibi düşün. Burada dahil, çünkü bunlar dahil. Bak, baş katsayı ne artı. Bu ne demek biliyor musun? X'e ne verirsen ver artı oluyor bak gördüğün gibi. Ne verirsen vereyim artı. Bir değer haricinde artı. Burada ne olacak? Baş katsayısı negatif. Hemen onu da çizelim. X3 eşittir. X4 dedik. Çift katlı kök. İçleri dolu. Çünkü şunlar dahil. Çünkü şurası dahil. X'e 0 verince bak ne geliyor? X'te 0'dan küçük değerler de versem. Geç burada pozitif değer veremiyorum ama ne verirsem vereyim ne oluyor? Negatif oluyor. Çünkü neden? Çünkü baş katsayısı negatif. Bak. Negatif, negatif. X'e ne verirsen vereyim negatif. Peki burada ne olacak? Bak. X'e ne verirsen vereyim pozitif. Bak ne verirsek verelim. X ne oluyor gördüğün gibi? Pozitif oluyor. Burada da ne verirsen vereyim negatif oluyor. Şimdi tabii bu eşitsizlikle ikisinin arasındaki ilişkiyi de kurduk. Peki bir parabolün denklemi, şimdi bize parabolün denklemi verilmiş parabol yanlış çizdim. Çizilirken diyeyim geri kalan açıklayacağım. Yani y eşittir ax kare artı bx artı c. Yani bir fonksiyon verecek bize. Nasıl bulacağız? Eğer bunun deltası sıfırdan büyükse kök çarpanlara ayrılabiliyor. Sen kökleri bulabiliyorsun demektir. Doğru mu? Ben eğer bir denklemin kökü varsa x eksenini kestiği yerleri bulacağım. Peki başka ne yapacağız? A sıfırdan büyükse kollar yukarıya doğru. A sıfırdan küçükse kollar aşağı doğru. Başka? Buraya dikkat et. X'e sıfır verirsem y eşittir c olur. Yani atıyorum farz misal burada olsun. Sıfıra c noktası. Peki bak şimdi bu parabolü çizelim. Kollar aşağı doğruymuş gibi düşün. Bak nereden geçiyor? C'den geçiyor. X1'den geçiyor. X2'den geçiyor. Kafana takılan bir şey var mı? Yok. Çarpanlar ayrılıyor mu diye bakıyorum. Baş katsayının işaretine bakıyorum. Tam ben burada özel olarak A sıfır küçük aldım. Bir de X'e sıfır verirsem neyi buldum? C'yi buldum. Peki parabolün grafiğini verip benden şeyi istiyorsa, denklemini istiyorsa anlamalıyım. Mesela şöyle bir parabol verdi diyelim. X1, X2, işte burası da sıfıra C. Ne anlamalıyım? Bak. X eksi x1. Yani bu ne demek? Kökü x1 olunca götürüp x1 yazınca 0 olmalı. X eksi x2. Bir de baş katsayım var. Hatta onu küçük a diye yazalım. Hepsini de öyle yazdık. Bunu da öyle yazalım. Bak bu ne olacakmış? Fx. Peki ne biliyorum ben burada? Bak x1 verince 0. X2 verince 0. X'e 0 verince c. Yani sen x yerine 0 yazarsan aslında bu fonksiyonda şu demektir. F0 eşittir c. Orada da muhtemelen bunu bulmuş olacağız. Burada var mı kafana takılan bir şey? Yok. Peki tepe noktası çok önemli burası. Bak şöyle koca koca ünlemler yapayım. Böyle kocaman da yazayım. Tepe noktası. Tepe noktası formülü ya da tepe noktasıyla ilgili her şey çok önemli. Tepe noktası ne demek? İşte bir parabol var, bir başka parabol var. İşte birinin kolları yukarıya doğru. Tepe noktası tam şurasıdır. Tepe noktası T ile gösterilir. R ve K. Şimdi nasıl bulunacağını anlatacağım. Tepe noktası tam şurasıdır. R ve K. AX kare artı BX artı C eşittir. FX gibi bir fonksiyonun tepe noktası R ve K ise R nasıl bulunur biliyor musun? Kökler toplamının yarısı. Hocam her denklemin kökü yok da hani. Ya her denklemin kökü yok da reel kökü yok. Sanal kök de olabilir yani o bizi ilgilendirmez. Yani eksi b bölü a'nın yarısı ne olacak? Eksi b bölü 2a. Bu çok önemli bir şey. Yani r'yi bulmak bizim için çok önemli. Peki k'yı nasıl bulacağım? Ben şimdi r'yi biliyorum. fx'i de biliyorum, değil mi? Bu fx'in grafiği neticede. Ben götürüp x yerine r yazarsam, bak x yerine r yazarsam yani f r dediğim şey ne olacakmış k. Yani zaten x'e değer verip götürüp yerine yazacağız. Burada en önemli şeylerden bir tanesi de şu. Ben yine bir şey yapalım. Tepe noktası RK olan parabolün denklemi. Bu çok önemli. Parabolün denklemi. Peki bu formül çok çok önemli. Niye buradan geliyor? Tam kareye çevirmiş aslında.
Biz şu an ne formülün nereden geldiği değil de en önemli şey bu. Yani R ve K'lara dikkat et. Şu şekilde. Kafana takılan bir şey var mı burada? Ya bu formülleri, ya bu notu sana atıyorum ya. Eğer konuyla hakkında hiçbir bilgin yoksa lütfen bunları kendin yazıp duvarına falan as. Çünkü unutulacak şeyler değil bunlar. Evet, biraz şimdi şeyler de var aslında, onu en son anlatacağım. Bir parabolle bir doğrunun durumunu en son anlatacağım. Bir başlayalım bakalım neler varmış burada. Peki mesela şu, ben bir yıldız daha atayım. İki tane grafiği çok iyi bilmelisin. Biri x karenin grafiği, biri x küpün grafiği. Ya bunlar hep işine yarar. X karenin grafiği şudur. X kare. Tabii ben çok güzel çizemedim ama x küpün grafiği de şu. Bunları bilirsen sen de hep mesela integralde falan çok işine yarayacak bunlar. X kare. Peki başlayalım soru çözmeye. Şöyle bakalım nelerle karşılaşacakmışız. Tamam, bunu ben anlattım zaten. Geçiyorum. Soru, örnek ne varsa çözelim. Mesela sana böyle bir şey verdi ve bunu çiz dedi, tamam mı? Mesela bunun grafiğini bul. Bulalım. Bak aslında bu eksi x artı 1'in karesi eksi 2 ya, tepe noktasını hemen bulabiliyorsun. Niye? Ben sana ne öğretmiştim az önce? A çarpı x eksi r'nin karesi artı k, tepe noktası r ve k olan parabol. Peki, tepe noktasını biliyorum. Eksi 1'e eksi 2. Bak, tepe noktası eksi 1'e eksi 2. Bu koordinat sistemiyle aran nasıl? Analitik geometriyle. Burada sıkıntın var mı? Yani azıcık biliyorum, yani o kadar böyle büyük bir malumatım yoktu. Ya şey, ya çok da analitik geometriyle direkt bağlantılı değil de şunları da bir kez anlatayım o zaman. Burası x ekseni, burası y ekseni. Bunun adı apsis. Bunun bir adı daha var. Y eşittir sıfır doğrusu. Bu ne demek biliyor musun? Burası 5 mi? Burası 5 ise yanına sıfır yazacaksın. Burası 4 ise yanına sıfır yazacaksın. Çünkü x ekseni üzerinde tüm y'ler sıfırdır. Aynı mantıktan yola çıkarak burası 1, burası 2 olsun. Mesela ben bu noktayın koordinatını göstermek istersem sıfıra 2 diye yazıyorum. Peki neden? Bu koordinat sisteminde şunu bilerek büyük yazıyorum. Önce x yazılır, sonra y yazılır. Bu bir kural. Yani bu eksi 1, eksi 2, eksi 3 olsun. Misal şunların böyle kesiştiği nokta mı lazım bana? Bu eksi 2'ye, şey eksi 3'e 2 noktası demektir. Var mı burada sıkıntın? Yok. Bunun bir diğer adı vardır. Orijin. Tabii şurada da bunun adının ordinat olduğunu ve diğer ifadesinin de x eşittir sıfır doğrusu. Yani demek ki sen burada hangi değeri alırsan al x daima sıfır olacakmış. Mesela sıfıra eksi iki ya da şunu göstermek istiyorum sıfıra bir. Peki bunu da bahsettikten sonra geçelim. Eksi bire eksi iki noktası benim neresiymiş? Tepe noktammış. Kolları nereye doğru? Aşağı doğru. Peki tam tepe noktası buraya gelecek şekilde kolları da aşağı gelecek şekilde bir çiziyorum. Peki şu an başka bir şey yapmana gerek yok ama şu noktanın koordinatı da önemli. Az önce ne demiştim? Bu doğru x eşittir sıfır doğrusudur. Yani x'e sıfır verirsen bak ne geliyor? Eksi 3 geliyor. Sıfıra eksi 3. Bakalım doğru çizmiş miyiz? Ya o anlatmış uzun uzun. Bak gördün mü? Hadi gel bunu da çizelim. Şimdi x kare eksi 4x artı 13. Şimdi delta'ya falan bakabilir miyiz? Bakamayız. Çünkü çarpanlara kolay bir şekilde ayrılmıyor. Çünkü çarpımları 13, toplamlara eksi 4 olan bir parabolü çizmek zor. Peki ne yapmalıyız hocam? En önemli şey neydi burada? Tepe noktası çok önemliydi. Tepe noktasını nasıl buluyordum? Eksi b bölü 2a yani 2. K'yı nasıl buluyordum? Bu 2'yi götürüp denklemde yerine yazıyorum. Bak 2'nin karesi 4, eksi 8 artı 13'ten ne olacak? Buradan 9 gelecek. Peki çiziyorum. Takip et. Çok basit. Tepe noktası neredeymiş? 2'ye 9. Bak x'i 2'ymiş, y'si 9'muş. Ve bu parabolün kolları nereye doğru? Yukarıya doğru. Bitti. Bu kadar. Peki şu noktayı bulmak istersek. Bu nokta neydi? X'in 0 olduğu noktaydı. Yani şu noktayı da bulayım şöyle. Sıfıra 13 noktası biraz yazamadım ama şöyle. Parabolümüz bu şekilde. Var mı kafana takılan bir şey? Yok.
Bak gördün mü? X eksenini hiç kesmedi. Demek ki deltasına bakmaya gerek yok. Neymiş? Sıfırdan küçükmüş. Peki bakalım. Nasıl çizeceğiz? Tepe noktası eksi b bölü 2a'dan 4. 4'ü götürüp yerine yazdım. Eksi 16 artı 32 eksi 5'ten ne olacak? 16, 11. Bak tepe noktası 4'e 11 olan bir parabol var. Ve kollar aşağıya doğru. Biz ilgilendirmez. Rastgele şöyle çizebiliriz. Çarpanlar ayrılmadı. Yani hemencecik ayrılmadığı için. Bana neyi sormuş? Maksimum değerini sormuş. Bak artmış 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 tam azalmaya başlamış. Tam şurası aslında türevin de sıfıra eşit olduğu yerdir ama bizi ilgilendirmez şimdilik o. X'e 4 verirsen maksimum ne oluyormuş? 11. Demek ki o zaman parabolde iki tane durum var. Biri kolları yukarıya doğru, biri aşağı doğru. Bak burası da ne var? Maksimum değeri var. Burada ne var? Minimum değeri. Yani azalmış azalmış sonra artmaya başlamış. Artmış artmış sonra azalmaya başlamış. Demek ki bir parabolün tepe noktasını biliyorsan, tabii reel sayılardan reel sayılar olmak koşuluyla tepe noktasını biliyorsan minimum ve maksimum değerini hemencecik bulabilirsin. Merak etme, devam edeceğim. Peki, bunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Peki, hadi gel beraber çizelim. Önce bunu çarpanlara ayrılabildiğini gözümle hemen görebiliyorum. Eksi x parantezini aldım. X eksi 4. Bu ne demektir biliyor musun? Parabolü çizdim. Köklerine 0 ve 4. Demek ki kesinlikle 0'dan ve 4'ten geçecek. Peki baş katsayısı negatif, kollar aşağı doğru olacak. Peki tepe noktasını bulabilir miyim? Bulabilirim. Nasıl bulacaktım? Eksi b bölü 2a, dikkat et, kökler toplamının yarısı 2. Bak tepe noktasını kaç bulduk? 2. Bu arada şunu da söyleyelim, onu hiç değinmedim. Nerede bahsettim? İlk tepe noktasından burada bahsettim. Şu tepe noktası simetriktir. Ne demek simetrik? Bak şöyle düşün. Bunlar hep birbirlerine eşit olur. Yani şu R'nin diğer adı X eşittir. R doğrusu simetri eksenidir. Sizde çok şey kullanılmaz. Sözel ifade kullanılmaz ama ben yine de yazayım. Simetri ekseni. Peki X'e 2 verince y'si kaç olacak? Bak şimdi x'e 2 veriyorum. Eksi 2'nin karesi artı 4 çarpı 2'den kaç geliyormuş? Eksi 4, 8, 4. Bak bitti, bu kadar. Peki bunlardan hangisi benim aradığım şey? Bu değil, bu değil, bu değil. Bak gördün mü? Çok basitmiş. Var mı kafana takılan bir şey? Yok. Peki devam. Evet, simetri ekseninden bahsetmiş, ondan da bahsetmiş. Parabol denkleminin yazılması demiş. Bundan da biz bahsettik. Peki, bak. Hem bunu çözeceğim, hem bunu çözeceğim. Çok basit, merak etme. Az önce anlattıklarımızı tersten yapacağız. Peki bak, 4 verince 0 mı olacak? Ben götürür x gördüğüm yere 4 yazıp 0 eşitlerim. 4a eksi 3, 5 eşittir 0. A buradan kaç geliyor bak? 3 bölü 4. Bu kadar basit. Var mı kafana takılan bir şey? Yok. Ben x'e 0 verseydim eksi 3 de olabilirdi bu arada. Ya da ne bileyim x'e eksi 1 verseydim 0 da olabilirdi. Ben bunu tercih ettim. Geldik buraya. Şimdi diyor ki f2'yi soruyor. f2'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Peki ben bu denklemi yazabilir miyim? Evet. Bak eksi 5 verince 0 olması için x artı 5 çarpanı olması lazım. 1 verince 0 olması için x eksi 1 çarpanı lazım. Baş katsayıyı biliyor muyuz? Hayır, bilmiyoruz. Ona ne diyorduk? A. Peki şu noktayı da kullanmalıyım. X'e 0 verince 2 gelecekmiş. X'e 0 verdim. 2'ye eşitledim. Bak A eksi 2 bölü 5. Bak denklemi ben yazıyorum. Şimdi takip et. Fx dediğim şey neymiş biliyor musun? A'yı eksi 2 bölü 5 bulduk. X artı 5. X eksi 1. X yerine kaç yaz diyor bana? 2 yaz diyor. Hadi yazalım. Eksi 2 bölü 5. X yerine 2 yazdım 7. X yerine 1, ya 2 yazdım 1. Çarparsam eksi 14 bölü 5. Var mı sıkıntı? Yok. Denklemi bulmayı da öğrendik. Peki devam edelim. Hemen şunu da çözeyim. Neydi bu hatırlarsan? Çift katlı köktü. Yani x eksi 1'in karesi çarpanı var. Baş katsayıyı biliyor muyum? Hayır. A dedim. Nasıl bulacağım? Sıfır vereceğim. Bak x bu neyi? Fx. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü çift katlı kökte ne oluyordu? Tam kare oluyordu hatırlarsan. Bak şimdi x'e 0 verince 3 olacakmış.
X'e 0 verdim. Burası 1 oldu. 3'e eşitledim. A kaçmış 3. Bak neymiş? 3 çarpı x eksi 1'in karesi eşittir fx. Bana ne yaz diyor buraya? 244 yaz diyor. X yerine 244 yazarsam 3 çarpı 243'ün karesi. 243, 3'ün kaçıncı kuvveti? 3, 9, 27, 81, 3'ün 5. kuvveti. 3'ün 5. kuvvetinin karesi ne yapar? 3 üzeri 10. Tabanları ise üstleri toplarım. Gördüğün gibi 3 üzeri 11. Var mı sıkıntı? Yok. Peki devam. Bak teğet olunca çift katlı kuvvet. Hemen x eksi 2'nin karesini yazıyorum. X'e 0 verince 8 gelecekmiş. X'e 0 verdim. 4 oldu. 8'e eşitledim. A kaç oldu? 2 oldu. Yani bu ifade 2 tane x eksi 2'nin karesiymiş. Fx'i bulduk. Fx neymiş? 2 çarpı x eksi 2'nin karesi. Peki diyor ki bize x eksi 2'yi diyor kenara ayır. Tamam bir tanesini kenara ayıralım. 2 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 2. Ben bunun içlerini çarparsam ne olur? 2x eksi 4 olur çarpı x eksi 2. Bak x eksi 2 var. Yanındaki şey ne? A ve B. 2'ye eksi 4. 2'ye eksi 4 nerede? Burada. Var mı kafana takılan bir şey? Yok. Geçtim. Bunlardan bahsettik. Bu çok önemliydi, unutma. Peki, yine şuradan başlayalım. Bak şimdi, tepe noktasını biliyor muyum? Evet. Tepe noktası neymiş? 2'ye eksi 4. Geçtiği noktayı da biliyorum. Peki ben tepe noktasını biliyorsam bir denklemi nasıl yazıyordum? A çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Hadi götürüp yerini yazalım. A çarpı x eksi 2'nin karesi eksi 4. Peki a'yı nasıl bulacağım? 6 verince 0 olacakmış. Ya da başka yok zaten. Bunu yazamazsın. Çünkü 2 verince yine eksi 4 gelecek. 6 verince 0. A. 6 verdim 4. Karesini aldım 16. Eksi 4 eşittir 0. Buradan a kaç çıkıyor? 4 bölü 16'dan 1 bölü 4. Bak denklemi buldum. Yazıyorum. 1 bölü 4. X eksi 2'nin karesi. Eksi 4. Denklem buymuş. Düzenlersen bu gelir. Hani ben uğraşmıyorum artık o kısımla. Peki başka nasıl yazılabilirdi? Bir çözüm daha yapalım istersen buna. Bunu ne demekti? Simetri ekseni demekti değil mi? Bak bu parçayla bu parça eşit olacaktı. Burası kaç birim? 4 birim. Burası da 4 birim. O zaman burası ne olur? Eksi 2. Bak köklerinden biri eksi 2. Bir tanesi 6. Baş kat sayıyı bilmiyorum. Baş kat sayıyı nasıl bulacağım? 2 verince eksi 4. Hadi 2 verelim. 4. 2 verelim. Eksi 4. Ne eşit olacakmış eksi 4'e? Bak A yine kaç çıktı? Bak 1 bölü 4. Yine aynı şey çıkmak zorunda zaten. 1 bölü 4 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 6. İster böyle çöz, istersen şöyle çöz. İkisi de aynı şey demektir. Var mı sıkıntı? Yok. Hadi gel bir de şuna bakalım. Tepe noktasını biliyorum. Çok önemli demiştim. Unutma. Eksi 1'e 4. A çarpı x artı 1'in karesi artı 4. X'e 2 verince 0 olacakmış. X'e 2 veriyorum. A dediğim şey ne çıkıyor? Eksi 4 bölü 9. Benden ne istiyor? F eksi 4'ü. Hadi bulalım. Fx'i biliyorum. Bir kez daha güzel bir şekilde yazayım. Fx. Ya yani güzel derken toplu anlamında. Yoksa ben güzel yazamıyorum. Artı 4. Peki x yerine kaç yazacakmışım? Eksi 4. Eksi 4 yazıyorum. Burası ne oluyor? Eksi 3. Karesini aldım 9. 9'lar birbirini götürdü. Ne kaldı? 0 kaldı. Gördüğün gibi denklemi sağlattırmış olduk. Geçiyorum. Peki yine bir grafik vermiş. 5a artı bc'yi istiyor. Hiç önemli değil benden ne istediği. Ben yeter ki tepe noktasını bileyim. 2'ye 6. Denklemi nasıl yazıyordum? A çarpı x eksi 2'nin karesi artı 6. X'e 0 verince 2 olacakmış. X'e 0 veriyorum. Kaça eşitleyeceğim tabii ki? 2'ye. Buradan a eşittir neymiş? Eksi 1. Bak denklemi bulduk. X eksi 2'nin karesi artı 6. Hadi düzenleyelim. Birincinin karesi, birinci de ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi artı 6. Eksi x kare artı 4x. Eksi 4 artı 2. Bak a'yı kaç buldum? Eksi 1. B'yi kaç buldum? 4. C'yi kaç buldum? 2. Götürüp yerine yazarsam eksi 5 artı 4 artı 2'den ne geliyormuş? 1. Var mı sıkıntı? Yok. Anlaşılmayan bir şey. Peki geçtim. Dediğim gibi aslında
İnsanlar neden parabolde zorlanıyor ben bilmiyorum. Cidden çok kolay bir konu. Hani diğer türev ve integrale göre çok daha basit. Gerçi onlar da zor diyebilirler ama. Şimdi şekle bakıyorum hiçbir bilgi vermiyor bana. Bak şöyle bir şey vermiş ama. O A'ya demiş. P dersen P diyorum değişken olarak. AB kaçmış? 2P. İyi de biz tabi burada şunu söylemesi lazım. Bunun tepe noktası olduğunu söylemesi lazım. Yani şuraya bir ben soruyu düzelteyim. T diyelim. Yoksa bunu bilmezsek diyemeyiz. Bak bu tepe noktası olduğu için ne demiştim? Bunlar simetrik olacak demiştim. Yani burası 2P ise bak 1P burada var. 2P de burada var. 3P. Kaç yaptı? 5P. Yani bak koordinatlarını bulduk yine. Peki neyse bizi ilgilendiren kısım şu. Ben ne bulabilirim bu denkleme? Şimdi P yazıp sıfır eşitlesem hiçbir anlam ifade etmez. Ben ne bulabiliyorum? Tepe noktasını bulabiliyorum. Eksi B bölü 2A'dan kaçmış? 6. Bak burası kaçmış? 6. 3P 6'ya eşitse P eşittir 2. Bak P'yi 2 buldun ya. Denklemde her şeyi bulabilirim. Bak takip et. Şurası neymiş? 2'ye sıfır noktasıymış. E götürür yerine yazarım. M'yi hemen bulabilirim. 2 yazdım 4. Eksi 24. M artı 8 eşittir 0. Eksi 20. Eksi 12 karşıya attım. M kaçmış? 12'ymiş. Var mı sıkıntı? Yok. Geçtim. Evet, parabolle doğrunun birbirine göre durumu ya da parabolün parabole göre durumunu nasıl yapacağız? Hemen anlatıyorum. Bak aslında şöyle diyelim. Y eksi x eşittir 6. Y artı x eşittir atıyorum 10. Bu ne demekti aslında? Bu bir doğru denklemidir. Bu da bir doğru denklemidir. Ortak çözüyoruz işte. Alt alta toplayıp 2y 16, y 8 diyoruz. İşte x'in 2 olduğunu buluyoruz. Aslında iki doğrunun nesini bulmuş oluyorum? Kesişim noktasını bulmuş oluyorum. Yani 2y 8. Bunu zaten biliyorsun ya da bunu daha önceden birinci dereceden denklemlerde görmüşsündür. Peki bir parabolle bir doğrunun hocam ne alakası var deme. Aslında ortak çözümünü yapacağız. Yani ax kare artı bx artı c olduğunu biliyoruz. Burası da mx artı n. Bu da bir doğru denklemi. Birbirlerini eşitliyorum. ax kare artı bx artı c mx artı n. Merak etme. Görüldüğü kadar zor değil. Karşıya atıyorum. ax kare artı x parantezinde b eksi m c eksi n eşittir 0. Şimdi ben bunları birbirlerine eşitledim. Bir tane yeni ikinci dereceden denklem oluştu. Peki bu ne demektir? Eğer bunun deltası sıfırdan büyükse bu parabolle bu doğru iki noktada kesişir. Neden? E çünkü düşünsene. Normalde bunun deltası sıfırdan büyükse iki tane kökü var diyordum. Burada parabolle doğruyu birbirine eşitleyip yeni elde ettiğim denklemin deltası sıfırdan büyükse iki farklı noktada. E deltası sıfıra eşitse ki bu çok çıkacak karşımıza türevde falan da çıkacak. Teğet olma durumu şu ilk çizdiğimde hiç kesişmemeleri yani ortak kökleri yok. Bak burada çift katlı kökleri var ortak. Burada iki tane kökleri var. Burada da bir tane kökleri var. Aslında bu bilgiyle bir parabolle bir parabolün durumunu da inceleyebiliriz. Ax kare çok çıkmıyor ama yine de yazalım. Dx kare artı ex artı f. Ben bu ikisinin ne durumda olabilir? İki farklı noktada kesişebilir. Yani şöyle de olabilir. Bu illa ki öyle olacak diye bir kayda yok. Ya da teğet olabilirler. Atıyorum bak şöyle rastgele paraboller çiziyorum. Ya da hiç kesişmeyebilirler. Mantık değişmiyor ama. İki parabol denklemini birbirine eşitlediğin iki farklı kökü varsa buradaki gibi ya da teğetseler şöyle de olabilir teğet durumu. Delta eşittir sıfır. Ya da hiç kökleri yoksa ne olacak? Aynı şey aslında. Yukarıdakiyle aynı şey. Pardon. Hemen bakalım bir çözelim sorularını. Çok basit zaten. Peki diyor ki bir tane parabol denklemi vermiş, bir tane doğru denklemi vermiş. Kesiştikleri noktalarla ilgili bilgi soruyor bize. Şunları soruyor. Ne yapacağım? Birbirine eşitleyeyim. X kare eksi 4, x artı 4. Tabii burada kimleri eşitliyorum? Y'leri eşitliyorum. Karşıya atayım bunu. Y eşittir x eksi 2. Bak x eksi 2. Karşıya attım tekrardan düzenliyorum. Eksi 5x artı 6. Çarpımları artı 6. Toplamları eksi 5 yapan sayılar eksi 3 ve eksi 2'dir. X eksi 3 ve x eksi 2 eşittir 0'mış. Bak bir iki noktasında kesişiyorlarmış. Bir de 3 noktasında. Burası da 3'müş. Peki benden ne istiyor? Ha gerçi kökleri bul diyor. Bak ben buraya 2, buraya 3 yazıyorum. 6, 2 daha ne yapıyor? 8. Ha
Şunu nasıl bulacağım peki? Ben burayı sorarsa nasıl yapacağım? Götürüp 2 yazsam ben buraya ne olur? Biraz soru hatalı olmuş galiba. Güzel çizememişler. Neyse şunu sorsun. X'e 3 verirsem ne olur? 1. Çünkü bu doğru olmamış. Bunun buradan geçmesi lazımdı. Yanlış çizmişler. Neyse, bizi ilgilendiren kısım burası. Var mı sıkıntı? Yok. Biliyorum. Geçtim hemen. Peki bak. Çok zor gibi gözüken bir şey. Benden ne istiyor? AC ile diyor CB eşittir. Bu noktanın koordinatlarını. Bak önce ne yapacağım? Birbirlerine eşitliyorum. X kare eksi x eksi 1 eşittir 0, x artı 2. X kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0. Çarpanlara ayırdım. Artık onları nasıl ayırdığımı söylemiyorum artık bildiğimiz için. Bir 3'teymiş. Bir de eksi 1'deymiş. Ya bu 3 ve eksi 1 yazsan çok bir şey değişmez ama hani eksi 1'in sağındadır ya 3. O yüzden. Bak şimdi buraya bir dikkat et istersen. X'e 3 verirsen burada kaç gelir? 5. Peki hakikaten burada da 5 gelmesi gerektiğini görmen lazım. 3'ün karesi eksi 3 eksi 1. Bak 9 eksi 4'ten 5. Tabi yazma tabi bir tanesini sağlaması yeterli. Ben sağlaması gerektiğini için gösteriyorum. X'e eksi 1 verirsem ne olur? 1. Bak benden şunu istiyor. Diyor ki bunun orta noktası nedir? İşte tam burası analitik geometri. Bir doğruda ya da bir doğru parçası da olabilir. X1, Y1. X2, Y2. Tam orta noktayı istiyorsa eğer benden. X1 ile X2'yi toplayıp yarısını alıyorum. Y1 ile Y2'yi toplayıp yarısını alıyorum. Hadi başlayalım. Eksi 1 ile 3'ü topladım. 2, yarısını aldım. 1. 5 ile 1'i topladım. 6 yarısını aldım. 3. Bir de bunları topla diyor. 4. Var mı kafana takılan bir şey? Biraz zor olmuş bu soru. Çünkü şunu bilmek zorunda değilsin daha. Ya, bileceksin tabii de analitik geometriyi bilmek gerekiyor. Ya da iki nokta arasındaki uzaklık formülünü biliyor musun? Yok. Yani şöyle Hala bak geçmiyoruz o A konuda. noktası tamam. Şöyle düşün. A noktasını biliyorsun. B noktasını da biliyorsun. İkisi arasındaki uzaklık yani AB arasındaki uzaklığı veren formül Pisagor'dan gelir aslında. Farklarının karesi artı y'lerin farklarının karesinin kare kökü. Bu arada kimden kimi çıkarttığın önemli değil. Yani kimden kimi derken tutup da x1'den y2'yi çıkarmıyoruz da. Yani x1'den x2'yi çıkarsan da x2'den x1'i çıkarsan da karesi olduğu için her türlü pozitif gelecek zaten. Peki bir parabolle başka bir parabol teğet olmuşlar. Bak ne yapacağım? Birbirlerini eşitleyeceğim. X kare artı 4x artı m. Deltası sıfır eşit demek aslında. Bak bir noktada teğetlerse yalnızca şuradan şunu anlıyorum. Bunlar tek noktada kesiştiği için. Çift katlı kök olacak. Peki başlıyorum. Eksi x kare artı 2x artı 2m eksi 2. Hepsini bir tarafa topluyorum. Evet bu ne olacakmış burada gördüğün gibi? Deltası sıfıra eşit. Hadi başlayalım. Bir de deltaya bakalım. B kare eksi 4 A'sı 2 C'si eksi M artı 2 eşittir 0. 4 eksi artı 8M yapar. Eksi 16 eşittir 0. 8M eşittir 12. M eşittir 3 bölü 2 olmalıymış. O da bize onu sormuş. Var mı kafana da yatmayan, anlamadığın, takıldığın bir yer? Yok. Peki. Evet, şey kısmını şey yapalım hani sen birazcık soru çöz. Gerçi hafta sonunda değil de bizim diğer dersimiz ne zamandı? Perşembeydi, değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Ha yok evet Dördüncü. Perşembeymiş. Perşembeye kadar bir soru çöz. Ha, ama şu geçmişteki konularımızdan da mutlaka testler çöz. Tüm kitapları bitirdin mi? Zaten ben de işte kursun verdiği Palmiye Okyanus var. Şimdi oradan da çözeceğim. Denklemleştireyim. Tamam. Bir tane soru tipi arıyorum ha şundan. Ve tabii geometri nasıl peki Fatma? İyi. Çalışıyor musun? Ha, iyi. Peki. Bakalım şimdi bize böyle bir şey vermiş. Paralı bak AB AT ve BT eşit. Yani bunun eşkenar üçgen olduğunu söylemiş. Şunu bir tık küçülteyim.
Eşkenar üçgen ise burası 60'tır, burası 60'tır, burası 30'dur, burası 30'dur. 30'un karşısında x dersem 60'ın karşısı x kök 3 olur. Burası da x olur. Yükseklik x kök 3. Taban 2x bölü 2. Üçgenin alanını bana kök 3 olduğunu söylemiş. Bak bunlar gider, bunlar gider. X kaçmış 1. Benden f3'ü istemiş. Bak x'i 1 buldum ya. Burası nedir? 1'e 0 noktası. Burası nedir? Eksi 1'e 0 noktası. Tepe noktası ne? Dikkat et. 0'a kök 3. Peki ben bu denklemi nasıl yazacaktım hatırlarsan? Eksi 1 için 0 oluyorsa x artı 1 çarpanı var. 1 için 0 oluyorsa x eksi 1 çarpanı var. X'e 0 verince de neyi bulacaktım? A'yı bulacağım. Hadi x'e 0 verelim. Bu ikisini çarparsam x'e 0 verince eksi 1 neye eşit olacakmış? Kök 3'e. A'yı da bulduk. Eksi kök 3. Bak denklem neymiş? Eksi kök 3 çarpı x artı 1 x eksi 1. Benden ne istiyor? F3 istiyor. 3 yazalım. 2, 8, eksi 8 kök 3 olmalıymış. Var mı sıkıntı? Yok. Peki son bir soru daha çözüp bırakalım. Ben de yoruldum artık. Şimdi bu parabole bakınca ne görüyorsun? Ben şunu görüyorum. Kolları yukarıya doğru ya. A sıfırdan büyük. Tepe noktasına dikkat et. Pozitif tarafta. Tepe noktası neydi? Eksi B bölü 2A. Neymiş? Eksi B bölü 2A pozitif. Peki ben buradan B'nin işaretini bulabiliyor olmam lazım. Niye? A pozitif. Bak A pozitif. B de ne olmak zorunda kesinlikle? B kesin negatif olsun ki bak sonuç pozitif çıksın. Bak A pozitif, B negatif. C'nin de negatif olduğunu bulabilirim. Niye? Ne öğretmiştim ben sana? X'e 0 verirsen bak bunlar birbirine hani A ve B'ler 0 olur. Yani şey katsayıları 0 olduğu için C'yi bulurum. Bak 0'a C noktası da burada. Evet, bu da X'in altında olduğu için bu da negatif. Bak bütün işaretleri buldum. Peki hangisi yanlıştır demiş? Bakalım bir. Bir kere kökü şimdi bu bize B kare eksi 4 AC'nin B kare eksi 4 AC'nin İki tane kökü olduğunu biliyorum. Yani sıfırdan büyük. Eksiyle çarparsam ki öyle yapmış bak. Eksiyle çarparsam ne olur? 4ac eksi b kare. Eşitsizlik yön değiştirir. Bu kesin doğru. B'yi ne bulduk? Eksi. A'yı ne bulduk? Artı. Eksiyi artıya bölersem eksi doğru. C'yi A'ya bölmüş. Eksiyi artıya bölmüş. Doğru. B sıfırdan küçük demiş. Doğru. Bak şimdi. B'yi ne bulduk? Eksi. C'yi ne bulduk? Eksi. Eksiyi eksiye bölersem ne olmaz? Negatif olmaz. Çok zor değil. Merak etme, uğraştıkça bunlar kafana tam yatacak, oturacak. Ama beraber olmadı. Bir sonraki ders biraz daha soru çözeriz.